Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. Bugünkü podcastimizin konusu uyanışta bizi engelleyecek şeyler. Konuya girmeden önce geçen hafta için kusura bakmayın lütfen. Normalde her pazar bir podcast ya da bir söyleşi, bir meditasyon, herhangi bir yararlı bir video paylaşmaya çalışıyoruz ama geçen hafta kendi öğrencilerimize yaptığımız etkinliklerden dolayı çok fazla zamanımız olmadı. Bu yüzden kusura bakmayın telafisini yapacağız. Bugünkü konumuz uyanışta bizi engelleyen şeyler ve aslında bu şeyler ciddi anlamda yol kat etmiş de olsanız ya da daha yolun başında olup da daha yeni yola giriyor da olsanız durdurabilecek şeyler kişiyi. Çünkü ilerleyişi sağlamak için sakin ve dingin bir durumda olmak gerekir. Öğrenmeye açık olmak gerekir. Fakat engelleyecek olan şeyler yüzünden görebileceğimiz hatta görmemiz için tam gözümüzün önüne koyulan şeyleri bile göremiyoruz. Bunları birkaç başlık altında topladım. Üzerinden elimden geldiğince geçmeye çalışacağım. Birincisi ve en önemlisi suçu hep başkasına atmak bir türlü benim adımlarım yüzünden bu sonuçlar var diyememek. Burası çok önemli. Çünkü biz geçmiş hayatlarımızda veya geleceğimizi şekillendirirken sürekli birilerini suçluyoruz. Annem böyle yaptı, babam böyle yaptı, eşimden şunu gördüm, patronumdan bunu gördüm. Benim öğretmenim bana böyle davranmasaydı şu olacaktı. Yani sürekli hayatımızda gerçekleşen ya da gerçekleşmesi gereken her olayın sorumlusu sanki etrafımızdaki insanlarmış. Bizim hiçbir suçumuz yokmuş. Sütten çıkma ak ah kaşıkmışız. Ama etrafımızdaki insanlar olmasa biz kesinlikle muasır medeniyetler seviyesine çıkacakmışız da onlar bizim ayağımıza bağmış gibi konuşuyoruz. Bu hemen hemen her insanın ama her insanın ilk başlarındaki düştüğü yanılgıdır. Çünkü geçmişimizden kesinlikle bizim adımlarımız sorumludur. Geleceğimizden de bizim adımlarımız sorumludur. Biz şu anda ne yapıyorsak, neyi açığa çıkartıyorsak bunlar bizim hayatımızı belirliyor diye ama bana böyle davrandılar, benim ailem böyleydi, bak başkasının ailesi böyle değil. E bu da bizim önce hayatlarımızdan getirdiğimiz hak edişlerimiz ya da öğrenmemiz gereken konular neyse o öğrenmemiz gereken konulara göre geldiğimiz durumdan kaynaklanıyor. Yani yine bizim adımlarımız ve yine bizim seçimlerimiz. Bu yüzden hep sen, o, sen, o diye başkasını suçlamak yerine ben demeyebilmek gerekiyor. Bu şeyler oluyorsa benden de olayı oluyor, benim adımlarım yüzünden. Ben kendimi düzeltirsem etrafımdakiler de zaten düzelir. Düzelmiyorlarsa da ben bana uygun insanlarla zaten bir araya gelirim diye bakmak gerekiyor. İkincisi var olma çabası. Bu eminim sizin çevrenizde falan da oluyordur. İşte etrafınızda, iş yerinizde ya da siz spritüelizmle ilgili çalışmalar yapıyorken sevgiliniz, aileniz, çocuğunuz size bununla ilgili on yargılarda bulunuyor olabilir. Bu çok normal. Çünkü kişi sizin algıladığınız şeyi algılayacak durumda değilse otomatikmen var olma çabasını gerçekleştirmek için ortaya önergeler atar ya da suçlayıcı cümleler atmaya başlar ya da bir şekilde kendi varlığını bir başkasına ispat etmeye çalışır. Bunu bizler de etrafımızda yapıyoruz. Etrafımızdaki insanlara kendimizi göstermeye çalışırken sürekli kendimizi ortaya atacak şeyler sunuyoruz. Gerçek olsun veya olmasın, var olma çabası yüzünden başkalarına laf atmak, tartışmalar yaratmak, bilmediğin konu hakkında biliyormuş gibi davranmak birçok insan içerisinde bulunan bir benlik. Ve bundan kurtulmak gerekir. Çünkü beyin, yani zihin sadece bu dünyada var olduğu için, bu dünyanın dışında siz beyin veya zihin olarak ya da beden olarak bulunmadığınız, sadece şuur olarak bulunduğunuz için beyin bu dünyanın dışındaki hiçbir şeyi algılayamıyor. Yani var olmadığını aslında biliyor içsel olarak. Fakat bunu bildiği için de var olma çabası her neyse nerede daha fazla var olacaksa bunu ortaya atmaya çalışıyor. Bunlar da genelde geçmiş deneyimlerimizden veya cehaletimizden kaynaklanıyor. Bu yüzden var olma çabası yüzünden ortaya atlayıp insanların üzerine gitmek yerine biraz sessiz kalıp öğrendiğimiz şeyi kendimize öğretip ve bunu hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Üçüncüsü kendini ortaya koyma isteği. Bu biraz var olma çabasıyla aynı ama biraz daha farklı çünkü var olma çabasında sürekli her şeye dahil olmaya çalışırsın ve kendini göstermeye çalışırsın ama kendini ortaya koyma isteği ise öğrendiğin bir şeyi iyi veya kötü emin olsan da olmasan da hemen başkasına anlatma arzusu bakın ben bunu biliyorum biliyor musunuz ben bunları yapabiliyorum bakın benim kaç tane sertifikam var gibi gibi durumlar bunlar da yine insanın kendisini kendine gösterme çabası aslında bu var olma çabası ve kendini ortaya koyma isteği kişinin kendisini kendisine kanıtlama arzusundan kaynaklanır. Kötü bir şey değildir ama bırakmamız gereken şeylerdir. Bu yüzden bu tür şeyler yapmak yerine tam anlamıyla bir şeyleri öğrenip ve hayatımıza uygulayıp da kendimizi değiştirme çabasını ilerletmeden önce bu tür şeyleri gerçekleştirerek kendimizi insanların gözüne sokmaya ya da ortamda problemler çıkartmaya ya da olur olmadık şeyler emin olmadığımız halde başkasının üzerine yıkmaya çalışmamalıyız. Yani var olma çabası için ne yaparsan yap zaten var olamayacaksın. Ne zaman kendi bu benliklerini öldürürsün? Öldükten sonra gerçekten yaşamaya başlarsın. Ama ölmeden önce ölmekten bahsediyorum. 4. Kahraman arketipi. Kahraman arketipinde de biz bildiğimiz veya bilmediğimiz her şeyi atlıyoruz. Ben bunu yapabilirim, biliyor musun? Bunlar böyle olmuş. Ben şunu gerçekleştirebilirim. Yani yapabilecek de olsan, yapamayacak da olsan, yardım istenmediği halde kendini ortaya atmak kahraman arketipidir. 5. Kurban bilince de ben, Benim başıma bunlar geliyor, benim başıma şunlar geliyor, bana hep bunu yaptılar. Ya da yaşadığı bir tane şeyi çok fazla büyütüp, filosof etkisinden dolayı kendi hayatının ne kadar acınası bir durumda olduğunu göstererek kendini acındırma durumudur. 6. Arketiplerin tamamı. Neredeyse tamamı. Tabii pozitif arketipler de var, lütfen bunları karıştırmayın ama arketiplerin çoğunluğu kişiyi uyanıştan engeller. Çünkü sizi bir benliğe, bir kalıba sokmaya başlar. Arketiplerle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tanuakademi.com web sitemize giderek oradaki blog bölümünü inceleyiniz. Blog bölümünde bir sürü bilgiyi paylaştık sizinle. Şiron'dan Hopopona tekniğine, kendi frekansınızı yükseltecek çalışmalara kadar hepsi içerisinde mevcut. Orada arketipleri de bulabilirsiniz. 7. Hiçbir pratik yapmadan ben uyandım algısına girmek ve bunu başkalarına kabul ettirmeye çalışmak. Bunun üzerine çok fazla konuşmama gerek yok sanırım. Çünkü bazı insanlar şey diyor işte ben bir iki defa meditasyon yaptım. Ya da bana biliyor musunuz rüyamda geldiler beni uzay gemisiyle kaçırdılar. Şöyle oldu böyle oldu. Öncelikle sizin geçmiş hayatınızdan getirdiğiniz hak edişleriniz olsa bile bu hak edişlerinizi ortaya çıkarmak için o enerjiyi aktive etmeniz gerekiyor. Bu enerjiyi aktive etmek için de önce bunun bilgisini almak gerekir ve bilgisini alıyorken de pratiklerini yapmak gerekir. Nasıl ki bir yoga duruşunda önce yoganın ne olduğunu algılamadan, duruşların pratiğini yapmadan asla o duruşları yapamazsınız ya da meditasyon yaparken dingin bir meditatif hali sağlayamadan gerçek bir meditasyon seviyesine, samadinin basamaklarına çıkamazsanız bu yanışta da Belli pratikleri yapmadan, belli deneyimleri, belli bilgileri öğrenmeden asla ilerleyemezsiniz. Yani ben bir hafta içerisinde kitaplar okudum, ben sayıları görmeye başladım. Bu sayede uyandım. Bakın, bana rüyamda şöyle böyle anlatıyorlar demek bu doğru bir durum değil. Size rüyanızda bir şey anlatıyorlarsa, rüyanızda gerçekten bilmediğiniz şeyleri öğreniyorsanız gerçekten bir şeyler size öğretiliyor demektir. Ama zaten bildiğiniz şeyleri rüyanızda tekrar tekrar görüyorsanız bunlar zaten bilinçaltınızdan kaynaklanıyordur. Bilgi ve pratik olmazsa olmazdır. Cebinizde ne kadar büyük bir şey bile getirmiş olursanız olun önceki hayatınızdan bu hayatınızda çalışmalarla bunu aktive etmeniz gerekir. 8. Uyanış çağrısıyla uyanışı birbirine karıştırmak. Bununla ilgili podcast yapmıştık. Uyanış belirtisi ve uyanış belirtisinden sonra yapılacak adımlar diye lütfen bu podcastleri dinlerseniz bununla ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Çünkü rakamlar görmek, gecenin bir yarısında bir anda uyanmak bunlar sadece uyanışın çağrılarıdır. Yani uyanışa gel, farkındalığın artsın demektir. Sizin günlük 777-888-111 görmenizin hiçbir önemi yok. Bakın sayı sekansları gerçek değildir, bir anlamları yoktur demiyorum. Lütfen beni doğru anlayınız. Bunlar ilk başlarda görüyorsanız sadece çağrıdır. Farkındalık var, kendine gel, içinde seni bekleyen bir sen var. Bu yüzden kendini öğrenmeye başla demektir. Ne zaman ki siz bir eğitime tabi olursunuz, pratikler yaparsınız, kendinizi öğrenmeye başlarsınız. Yani yola girmiş olursunuz. Yola girdikten sonra gördüğünüz her sayı, her işaret sizin için yönlendiricidir. Ama onun öncesinde gördüğünüz şeylerin çoğunluğu sizi sadece uyanışa çağırmak için bir çağrıdır. 9. Sınırsızlığını görememek. Bu yüzden sınırlı kalarak Matrix kodlarının etkisinde kalmak. Bu şu demek, çoğu insan, daha doğrusu bütün insanlar doğduğunda burçlarla, gadla, katla yani güney ay düğümü, kuzey ay düğümü gibi şeylerle, numarolojilerle belli bir kalıba oturtulmuştur bu kalıptan çıkmak için yani bir burcun etkisinde kalmamak için bir elementin aşırı etkisinde kalmamak için kendi benliğinizi oluşturmak için kendi sınırsızlığınızı görmeniz gerekir. Ama siz kendinizi sadece insan algısında beyin, zihin, beden olarak gördüğünüzde asla bu kodları kıramazsınız. Kendi sınırsızlığınızı keşfettiğinizde işte o zaman kendi kolektifte yaratılmış olan benliğinizden çıkarak sınırsız olan benliğinize doğru geçmeye başlarsınız. Bunlar da yine eğitim ve pratiklerle gerçekleşmektedir. 10. Geçmişe takılı kalmak. Geçmişteki olan şeyler ya da insanların size yaptığı şeyler yüzünden onu bunu suçlamak ya da kendinizi kötü hissetmek sizi uyanıştan geri tutar. 11. Geleceğe takılı kalmak. Daha olmamış olan şeyler için boşu boşuna kendinizi üzmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü gelecek olan daha gelmedi. Sizin için önemli olan şey sadece şu andır. Şu anda Gelecekte istediğiniz şeyler için hangi adımları atıyorsunuz? Sadece bunlara bakmanız gerekiyor. Geçmiş korkusu, gelecek kaygısı ikisi de sizi andan kopartır ve uyanıştan uzaklaştırır. Bu yüzden sadece ana odaklanmak, ne yapmanız gerekiyorsa şu anda tam olarak onu yapmak için harekete geçmeniz gerekmektedir. 12. Kadınların değersizlik, erkeklerin yetersizlik algısı kadınların değersizlik, erkeklerin yetersizlik algısı yüzünden kendilerini var olmak için ortaya koyma çabasına girmelerinden kaynaklanıyor. Çünkü siz ne değersizsiniz ne de yetersizsiniz. Sadece eksik olduğunuz bazı konular var ve bu konuları öğrenmek için de şu anda yeterince zamanınız var bu zamanı doğru değerlendirip sadece kendinizi keşfetmeye devam ettiğinizde zaten kadınların değersizlik, erkeklerin de yetersizlik duygusunun ortadan kalkmaması mümkün değil. 14 donanımlı hale gelmeden başkasını yönlendirmeye çalışmak. Bu çok önemli bir şey. Neden çok önemli? Çünkü çok büyük karmalara girebiliyorsunuz. Emin olmadığınız bazı konularda sadece bir konu üzerinde birkaç cümlelik ya da birkaç pratiklik bir bilgi edindikten sonra ki bunun gerçek deneyimini daha yaşamadan sadece bilgisini okuyup öğrendiniz veya duyduğunuzda hemen etrafınızdakileri anlatma arzusuna girdiğinizde bu sizi uyanıştan düşürür. Çünkü o verdiğiniz cevabın karşıdaki kişiye tam olarak gerekli mi gereksiz mi ve da hangi seviyede verilmesi gerektiğini bilmediğinizden dolayı olduğu gibi aktarma durumunuzun da çok fazla gerçekçi olmamasından dolayı çünkü bir soru 5 kişi tarafından aynı şekilde sorulsa da 5 kişiye de aynı cevap verilmez. Herkesin sorduğu sorunun arkasında enerji olarak farklı bir soru sorma arzusu vardır aslında. Bu yüzden kişiye göre cevaplar verilmelidir. Ama Yanlış cevaplar demiyorum. Lütfen doğru anlayınız. Kişiye göre limitler belirlenerek cevap verilmelidir. Bu yüzden siz bir konu hakkının tam anlamıyla donanımlı hale gelmeden bir başkasına da bunu anlatma çabasında olmamalısınız. Bu sizi kendi yolunuzdan ve kendinizden uzaklaştırır. Ha etrafınızda bazı insanlar var ve size soru sordular diyelim bu konuyla ilgili. Ki zaten soru sormadan hiç cevap vermemek gerekiyor. Ama konuyla ilgili soru sorduklarında da onlara örnek gönderebilirsiniz. Örneğin podcast yapıyoruz bir konuyla alakalı o konuyla alakalı bildiğinizi anlatmak kendi yani podcast podcast'i iletebilirsiniz ya da otomatikmen kişiye direkt kitabı gönderebilirsiniz diyebilirsiniz ben bu kitabı okudum bana çok yararı oldu istersen sen de okuyabilirsin ama kitapta aa burada böyle yazıyor bunu yapmak lazım şunu yapmak lazım gibi bir algıya tam anlamıyla donanımlı hale gelmeden girip de kişiyi yönlendirmeye çalışmamak lazım çünkü bu tür davranışların ardından size karma yaratacak sonuçlar çıkabilir. 15. Sürekli bir görevim var gibi bir algıya girmek. Bunu çok fazla görüyorum. Ben etrafımızda ya da eğitim gruplarında ya da büyük gruba gelen ya da özelden soru soran birçok kişi de diyor ki hocam ben bir görevim olduğunu hissediyorum ve ben buraya ait hissetmiyorum kendimi vesaire. Öncelikle sizin yani hepimizin bizim tek bir görevimiz var. O da kendi içimizdeki benliği dışarıya çıkartmak. Ama yine insan kahraman arketipi yüzünden, varılma çabası yüzünden kendini ortaya koyma ısrarı yüzünden benim görevim var, ben bu görevimi arıyorum biliyor musunuz? Ben şifacıyım, insanlara dokunarak şifa veriyorum ya da şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım gibi algıya düşüyor. Sizin görevli olduğunuzu ancak sizin ciddi anlamda ileri seviyedeki bir öğretmeniniz, bir gurunuz varsa o size bunu az çok belirtebilir ve daha sonrasında siz kendi spot yolunuzda kendiniz görürsünüz. Ama bunun haricinizde içinde sadece kahraman arketipliğini aktive etmek ya da kendinizi ortaya koymak için bir görevin var deyip kendinizi başkasından ayrıştırdığınızda aslında gerçek benliğinizi dışarıya çıkartamıyorsunuz. Görevli gelenler yok mu? Tabii ki var kesinlikle var ama herkesin zaten bir görevi var ve herkesin görevi kendi içindeki benliği dışarıya çıkartıp dışındaki kılıflardan kurtularak içindeki gerçekliğe ulaşmaktır. Zaten bunu yaptıktan sonra bir sonraki geniş olan görev varsa otomatikman kişi bunu biliyor olacaktır. İçsi olarak var var deyip çekilmenin bir anlamı yok. Çünkü önce gerçekten bilme durumuna gelmek gerekir. Bilme durumuna gelmeden önceki çoğu şey kişide plasebo etkisi ya da bilinçaltından kaynaklanıyordur. Ya da çocuklukta yaşadığı bir travmadan dolayı kendini o travmadan uzaklaştırmak için kurduğu bir kurgudan ibarette olabilir. Kesinlikle olur demiyorum, olabilir diyorum. Çünkü görevli insanlar da bu hayatta çok fazla var. 16- Duyduğumuz birkaç cümle yüzünden kozmik ailemi arıyorum ben buraya ait değilim diyerek buradaki yapılması gerekenleri tamamlayamamak. Bu çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü çoğu insan etraftan durduğu ruh ailesi, kozmik ailem gibi algılar yüzünden uyanıştan uzaklaşıyor. Hatta bu dünyadan, buradaki çevreden uzaklaşıyor. Ama söyleyin bana lütfen. Bu dünyadaki algınızı, bu dünyadaki yaşamınızı, bu dünyadaki karakterinizi ve kişiliğinizi geliştirmeden, daha bu dünyayı keşfetmeden bir başka lokayı, bir başka dünyayı nasıl keşfedebiliriz? Öncelikle bu dünyaya olan bağımızı doğru bir şekilde güçlendirmek gerekiyor ki buradaki kendi benliğimizi ortaya tam olarak koyalım. Daha sonrasında zaten görmemiz gereken aileleri göreceğiz. Bakın aileleri diyorum, aileyi demiyorum. Çünkü kozmik ailem, bir üst ailem diye sadece bir tane aile yok. Sizin spininizde bağlı olan tüm benliklerinizin tüm dahil olduğu her lokada kendi ailesi, kendi yaşamı, kendi benliği, kendi bedeni zaten var. O yüzden bir tane kaçabileceğiniz bir yer yok. Birçok kişi kozmik alem diye diye bu dünyadan kaçma çabası içerisinde. Ama emin olabilirsiniz ki bu tür insanlar genelde bu hayatta yapamadığı ve başaramadığı şeyler yüzünden bu dünyadan kaçmak için bir kapı olarak görüyorlar bu cümleyi ve hep bu cümleyi söylüyorlar. Bu yüzden içinde bulunduğunuz gerçekliğin öncelikle hakkını vermeli. Daha sonra da kendi benliğinize doğru yürümelisiniz ki bu sayede her lokadaki, her yerdeki kendi benliğinizi görebilirsiniz. 17. İnsanları veya varlıkları aşağılamak ya da kendimizi aşağı görmek. Bu çok üzerinde durulması gereken bir konu çünkü etrafımızdaki hayvanlara onlar bizim için yaratıldı. istediğimizi yapmak zorundalar. İşte bizim yüzümüz suyumuz hürmetine yaratıldı gibi algılar çok fazla var. Bu yanlış. Yaradan her şeyin ve herkesin içindedir. Bu yüzden bir hayvan ya da bir insan asla senin için yaratılmadı. Sen bir başkasından yüksek ya da sen bir başkasından aşağı değilsin. Bir başkasını senden aşağı görmek aslında senin kendi yetersizlik duygundan kaynaklanmaktadır. Kendini karşıdakinden yetersiz gördüğün ya da kendini kendine ispat edemediğin için karşıdaki insanı aşağılayarak kendini kendine ispat etmeye çalışıyorsundur. Bu yüzden etrafımızdaki insanları veya diğer canlı varlıkları aşağı görmemeliyiz. Bu bizi uyanıştan %100 bir şekilde altına imza atarın ki düşürür. Ve bununla birlikte kendinizi de yetersiz ya da aşağı görmemelisiniz. Evet sorunlar yaşıyorsunuz, evet problemler yaşıyorsunuz, hayatınızda bir sürü sıkıntılar var ama önemli değil. Çünkü siz bunları başarabilecek ve üstesinden gelebilecek bir yapıdasınız. Üstesinden gelemeyecek durumda olsaydınız zaten bunun altına karşınıza gelmesi için imzayı atmazdınız spatyomda. 18. Bir şeylerin olması için sürekli birilerinden bir şeyler beklemek. Bu da biraz kurban arketipine benziyor, kurban bilincine benziyor. Çünkü siz etrafınızda bir şeylerin gerçekleşmesi için hep birilerinden bir şeyler bekliyorsunuz. Şu olsun bana bunu getirsin, bu olsun bana bunu getirsin. Uyanmak için bile sadece hocanın kendisini uyandırmasını bekliyorsunuz mesela. Bir hoca bir öğrenci uyandırabilir mi? Evet bir hoca bir öğrenci uyandırabilir ama o öğrenci bunun için doğru çabayı gösteriyorsa bunu uyandırabilir. Çünkü hiç kimse yok ki gelip de size dokunarak sizin bilmem ne çakranızı aktive eden, sizi iyileştiren ya da sizi bir anda uyandıran bunlar yanlış, bunlar yalan, bunlar dolandırıcılık. Hocalar bile, eğitmenler bile kişiye sadece gitmesi gereken yolu gösterir. O yoldan gidecek olan ve bu yoldaki ilerlemesini gerçekleştirecek olan yine o kişinin kendisidir. Bu yüzden bir başkalarından sizin için bir şeyler yapmasını beklemeden önce o işin gerçekleşmesi için yeterince çaba sarf ettiğinizden emin olmanız lazım. Yeterince çaba sarf ettikten sonra her şeyi zaten başarabileceğiniz ve elde edebileceğinizi bilmeniz gerekiyor. 19. Beklemeyi bilememek ve acelecilik. Bu çok önemli bir konu çünkü yaptığınız her çalışmada hemen bir şeyler bekliyorsunuz. 3 gün ders alınca çok büyük şeyler bekliyorsunuz. 3-5 defa meditasyon yaptığınızda muazzam şeyler bekleyip işler görmeyi bekliyoruz. Ya da ne bileyim birkaç gün sessizliği dinlediğimizde bizimle birilerinin veya bir şeylerin konuşacağını zannediyoruz. Ama bu böyle değil. Çünkü uyanış dediğiniz yolun bir sonu yok. Sonu yok demek hiçbir yere varamayacağınız anlamına gelmiyor. Lütfen beni doğru anlayın. Sonu yok demek bu yolun çok uzun olduğu anlamına geliyor. Acele etmenin bir anlamı yok. Beklemeyi bilmemenin de bir anlamı yok. Yaptığınız her çalışma bize her zaman bir şeyler katar. Bu yol için acele etmenin bir anlamı yok. Çünkü her anın, attığımız her adımın tadını çıkartmak ve o anları yaşamak gerekir. Meyveyi düşünmenin de bir anlamı yok. Siz o meyveye doğru giderken veya o meyveyi toplarken ki anın tadını çıkartmanız ve çalışmanın keyfine varmanız lazım. Bir bilinçaltı dönüşme meditasyonu yapıyorken Aa, hadi bakalım dönüşecek mi? Yarın dönüşür. Bir daha bunlar gidecek benden. o falan gibi bir alke girmek yerine o meditasyonu o an yaparken o meditasyonla birleşmelisiniz çalışmayla birleşmelisiniz. Bitmesi için çalışmanın gözüne bakmamanız lazım. Bir yoga yapıyorsanız hadi bitse de gitsek yarım saat sürecekmiş aa iyi falan demek yerine gerçekten onunla bir hale gelmeniz lazım ki çalışma ciddi anlamda her yeriyle sizin tüm hayatınızdaki benliklerini doldurabilsin ve yapması gerekeni çok iyi bir şekilde yapsın. Bu yüzden acelenin bir anlamı yok. Bir şeyleri ağırdan almanın da bir anlamı yok. Lütfen bunu da doğru anlayınız. Her şey yapılması gereken zaman diliminde yapılması gereken miktarda yapılmalıdır. 20. Herkesin aynı işlere sahip olduğu ve aynı yollardan geçeceğini zannetmenin yanılgısı. Bu çok önemli çünkü etrafınızda uyanış yolunda arkadaşlarınız vardır. Beraber aynı gruplara geliyorsunuzdur ki bizim de çok fazla öğrencimiz var böyle. Birbiriyle arkadaş olan, aynı okuldan olan ya da eş olan bir sürü öğrencimiz var. Ama herkes aynı şekilde aynı level'la, aynı güçle ilerlemiyor. İlerleyemez zaten çünkü birisi geçmiş hayatında artı 5 çalışmış, birisi geçmiş hayatında artı 20 çalışmış. Bu yüzden bu hayatta aynı eğitimi alsalar da, aynı pratikleri yapsalar da birisinin cebindeki artı 5 bir farkındalık, birisinin cebindeki artı 20 bir farkındalık olduğu için tabii ki çalışmalar, ve yaşadıkları arasında büyük farklar olacak. Bu sadece geçmiş hayatta yapmakla da alakalı değil. Bu hayatta da yaptığınız tüm çalışmaları hakkını vererek yaptığınızda diğer aynı çalışmayı yapan kişiyle aynı seviyeye gelemeyebilirsiniz. Bunlar çok normal. Birisinin üçüncü gözü açıktır ve görmeye çok çabuk başlar. Birisinin boğaz şakrası aktiftir ve kendini ifade etme yeteneği muazzam olduğu için iletişimi çok iyi kurmaya başlar. Ya da birisinin taç şakrası aktiftir. Genelde bu dünyayla üst dünya arasındaki dengeyi çok daha rahat sağlayabilir. Bu yüzden etrafımızdaki insanlarla bu gittiğimiz yolda kendimizi kıyaslamamalıyız aynı eğitime başlayıp 4 yıl boyunca eğitim alan bir sürü öğrencimiz var. Ama hepsi aynı seviyede değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü herkesin getirdikleri farklı, elementleri farklı, gunaları farklı, gidecekleri yerler farklı, istekleri farklı ya da çalışmaları yaparken çalışmaya kendini verme dereceleri bile birbirinden farklı. Herkesin yolu kendine has. Evet ne kadar insan varsa o kadar uyanış yolu var doğru ama bu şu anlama gelmiyor. O zaman ben istediğimi yapabilirim diye başkası da istediğini yapar. Yine de sonuç gerçekleşecek. Hayır. Yol tektir. Yani yapılması gereken bazı net şeyler vardır. Örneğin hayvanlara zarar vermeyeceksin. insanlara zarar vermeyeceksin. Kandırmayacaksın. Dolandırmayacaksın. Pratiklerini çok iyi bir şekilde yapacaksın. Bunlar çok önemli. Ama bunları yaparken de kendini asla başkasıyla kıyaslamayacaksın. Çünkü başkasında olmayan şey sende vardır. Sende olmayan şey de başkasında vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında evrenin dengesidir. Neye ne kadar çaba sarf etmişsen o şeyi o kadar daha rahat hayatına çekebilirsin. Kıyaslama yapmamak bu yüzden çok önemli. Dilerseniz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linkini bırakıyorum arkadaşlar. Ve yeni blog sayfası açtık tanuakademi.com'da. İsterseniz tanuakademi.com'a giderek oradaki bloglar bölümünden sizin için öğrencilerimizin oluşturduğu muazzam pdf'lere ulaşabilirsiniz kendi çalışmalarınızla alakalı, arketiplerle alakalı, ekstra bilgilerle alakalı, şifalı bitkiler, tütsüler, beslenme şekilleri, bunlarla ilgili bütün ayrıntıları sık sık tanuakademi.com'a blog bölümüne elimden geldiğince yüklemeye çalışıyorum. Size faydası olması için. Dilerseniz site üzerinden bunları okuyabilirsiniz. Dilerseniz de bilgisayarınıza indirip daha sonra ihtiyacınız oldukça giriş yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.